dayanıklık katı bir cismin deforme olmadan basma, germe ya da sıkıştırma gibi kuvvetlere karşı gösterdiği dirençtir. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dayanıklık testleri 1 bölü 225 ölçeğinde hazırlanan maketlerle gerçekleştirildi. Buna göre 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dayanıklık testlerinden nijeklerin hangilerinin en büyük değeri göz önünde bulundurulmalıdır demiş. Arkadaşlar buradaki rüzgar miktarı en şiddetsine göre yapılmalı. Ondan sonra geçen araba sayısı en fazla ne kadar geçiyor ona göre yapılmalı değil mi? Dolayısıyla bölgedeki trafik yoğunluğu demiş köprüden geçen. Evet en büyük değere göre yapılmalı. Bölgedeki rüzgar hızı en büyük değere göre yapılsın ki daha küçük rüzgarlarda sıkıntı olmaz ama daha büyükleri geldiğinde sorun olabilir. Bölgedeki gerçekleşebilecek deprem şiddeti göz önünde bulundurulmalı tabii ki. Dolayısıyla 1-2-3-3'ünü alırız. Aynı maddeden yapılmış içlerinde boşluk bulunmayan kalemes silindirlerin taban yarıçapları sırasıyla R2, R4, R yüksekleri sırasıyla 4 h 2 haştır. Buna göre kalemes silindirleri için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar aynı maddeden yapıldığını yukarıdan belirtiyor. Kendi ağırlıklarına karşı dayanıklıkları katı cismin yükseklikle ters orantıda. O yüzden boyu en kısa olanın dayanıklılığı en fazla olması lazım. DM büyüktür DL'den o da büyüktür DK'dan diyebiliriz. Birinci yargıda da dayanıklı en büyük olan M'dir diyor doğru söylüyor. Ağırlığı en büyük olan M'dir bir de hacmi en büyük olan L'dir demiş. Zaten ağırlık için hacim de lazım bize. İsterseniz bulalım onları. Bakın düzgün katı cisimlerin hacimleri taban alanı çarpı yüksekte bulunur. Birincinin taban alanı pi kare yüksekliği ise 4h yapıyor. O zaman buna 4v edelim isterseniz. İkincinin taban alanı 4 pi kare yüksekliği ise 2h. O zaman buna 8v diyelim çarpımı 8 yapıyor. Taban yarıçapı 4 olduğu için 16 pi kare yapacak taban alanı. Yüksekliği ise H kadar. Buna da 16V diyelim. Mesela hacmi en büyük olan L'dir demiş. Halbuki M oldu. Yanlış oldu. Ağırlığı en büyük olan M'dir demiş. Hacmi en büyük olan ağırlığı da en fazla olacak. Çünkü hacimle öz kütlenin çarpımı bize kütleyi. Kütleyi yer çekiminin çarpımı da ağırlığı verecek. Zaten aynı maddeden yapıldığı için öz kütle aynı yer çekimi zaten sabit. Dolayısıyla hacimle ağırlık doğru orantılı olmuş oluyor. Dolayısıyla ağırlığı en büyük olan M'dir deriz. Cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacakmış. Aynı matrisinde yapılmış küplerden L'nin hacmi K'nın 8 katıdır. Buna göre KLM küplerin ağırlıklarına karşı dayanıklıkları DK bölü D nedir diye soruyor. Arkadaşlar küpün hacmi A küple bulunduğu için kenar uzunluğuna birincinin A diyecek olursak hacmi A küp yapacaktır. İkinci hacmi bunun 8 katıymış. Dolayısıyla kenar uzunluğu 2A olacaksa 2'nin küpü zaten 8 yapacak. O zaman kenar uzunluğu doğal olarak 2 katına çıkmış oldu. Dayanıklılık orantılıdır yükseklikle. Bir bölü yükseklikle. Yani yükseklikle ters orantılı olmuş oluyor. Bu anlamda birincinin dayanıklılığına dk'ya orantılı diyeceğiz 1 bölü a yüksekliği a kadar. İkincinin dayanıklılığı neyse orantıdır diyeceğiz 1 bölü 2 a. Dolayısıyla bunun oranı sorulduğu için 2 yukarı geçer. 2 bölü 1'den 2 yapar. Cevap Bursa'dır deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan içinde boşluk bulunmayan dikdörtgenler prizması şeklindeki k cismi şekildeki varlığına karşı dayanıklılığı d'dir kalp cismin yatay düzlem üzerine şekil 2'deki bırakılırsa ağırlığına karşı dayanıklılık kaç T olur diyor. Arkadaşlar düzgün katı cisimlerin dayanıklılıkları yükseklikte ters orantılı yani 1 bölü H olmuş oluyor. Mesela birincinin dayanıklılığına bakacak olursak DK 1 bölü 4 A oldu. Buna da D kadar denmiş soruda. Eşittir i̇şte D diyelim isterseniz. İkinciye baktığımızda yan çevirdiğimizde yüksekliği A kadar olacak. O zaman dayanıklılık yeni durumda DK üstü diyelim orantılıdır 1 bölü A olacak. Mesela 1 bölü A 1 bölü 4 A'nın kaç katı diye bakacağız. 1 bölü 4 1. 4 katı olmuş oluyor dolayısıyla o zaman buna 4D demek lazım. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacakmış. İçinde boşluk bulunmayan sıcaklığı sıfır santigrat derece olan şekildeki türdeş metal silindirin kesit alanı S ağırlığına karşı dayanıklılığı D'dir. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda yatay düzlem üzerinde cismin ağırlığına karşı dayanıklılığı D'den büyük olur demiş. Arkadaşlar düzgün katı cisimlerde dayanıklılık 1 bölü h orantılı. Yani yükseklikte ters orantılı olmuş oluyor. Tabi mevcut durumda yüksekliğimiz 2h olduğu için 1 bölü 2h diyelim isterseniz. Dayanıklılığı mevcut durumda bu kadarmış. Şimdi yüksekliğini azaltırsak dayanıklılığı artar. Yani biz yüksekliğini azaltmaya bakacağız dayanıklılığı artma, arttırmak için. Buna bakacağız. Silindir MN doğrusu boyunca kesip üstteki parçayı atmak demiş. Bakın üst tarafa kaldırıp atarsak yükseklik yere düş. O zaman dayanıklık iki katına çıkar. Yani burası 2D olacaktır. Dolayısıyla bu işimize yarar. D'den daha büyük oldu. 2. Silindiri KL doğrusu boyunca kesip soldaki parçayı almak demiş. Arkadaşlar KL boyunca kesecek olursak bu sefer sol tarafın yüksekliğinde bir değişiklik yok. Yükseklik yine 1 bölü 2 açta orantılı olacağından dolayı dayanıklılık. Dolayısıyla ne yapmadı? Dayanıklı bir değişiklik olmadı. Artmadı yani almadık. 3. Silindiri eritip kalıba döktükten sonra elde edilen 2S kesit alanına silindir yatay düzen bırakmak demiş. Arkadaşlar şu an kesit alanın S kadar olduğunu soruda söylemişti. Yüksekliği 2 açtı. Eğer biz bunun kesit alanını 2S yaparsak o zaman yüksekliği yarıya düşsün ki, yani haşa düşsün ki hacim olarak değişmesin. Eritip yapıyoruz çünkü. E, yarıya düştüğüne göre dayanıklık iki katına çıkacak. Evet dolayısıyla D'den daha büyük olur deriz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani Edirne olacakmış. Kesit alanları eşit olan aynı maddeden yapılmış. içlerinde boşluk bulunmayan kalle sindirinin dış yüzeyleri eşit yoğunlukta boyalarla eşit kalınlıkta tamamen boyanıyor. Bu durumda kanın boyanması için daha fazla boyaya boya harcanıyor. Buna göre boyama işleminden önce K ve ilgili yargılar hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz taban alanları aynı. Ama K'nın yüzeyi demek ki L'nin yüzeyine göre daha fazla. Nasıl daha fazla olacak? Kesitleri aynı. Demek ki yüksekliği daha fazlaymış. O zaman birinci iki H dersek ikincisi H gibi düşünebiliriz. Yani H, K, H, D'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz bu mantıkla. Yoksa 1-2 oranı olduğu hakkında kesin bilgi bilmiyoruz tabii ki. Bu mantıkla bakalım. K'nın dayanıklılığı L'den fazladır demiş. Arkadaşlar düzgün katı cisimlerin dayanıklılıkları yükseklikle ters orantılı. Yani yüksekliği fazlaysa dayanıklılığı az demektir. O yüzden L'nin dayanıklılığı K'nınkinden fazla olur. Bir yanlış oldu. K'nın kütlesi L'den fazladır demiş. Evet yüksekliği fazla olduğu için hacmi fazla. Aynı maddeden yapıldığı için de dolayısıyla kütlesi daha büyük olmuş oluyor. Çünkü kütle dediğimiz hacimle özgürlerinin çarpımı. Dolayısıyla hacmi büyük olan kütlesi de büyük olacak. Eşit özgürlüğü ise tabii ki. O yüzden K'nın kütlesi daha fazladır deriz. L'nin hacmi K'dan büyüktür diyor. Halbuki K'nın hacmi daha büyüktür diye biz bulmuştuk. O yüzden cevabımız yalnız yani Bursa olacakmış. Aynı maddeden yapılmış içlerinde boşluk bulunmayan silindir şekli KLM cisimlerin kistanları arasındaki ilişki SK büyüktür, S ile büyüktür, SM. KLM cisimlerin dayanıklı arasındaki ilişki aşağıdaki sütun grafiği şekildeki bilir. Buna göre KLM cisiminin hacimleri VK, VL, VM olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar dayanıklılık düzgün katı cisimlerde yükseklikte ters orantılı. Dolayısıyla M'nin dayanıklılığı en az demek o zaman yüksekliği en fazla demektir. Dolayısıyla M'nin yüksekliği en fazla olacakmış kimden? K'dan. O da daha yüksek olacakmış L'den. Bir de taban alanlar arası ilişki de var. O da SK büyükmüş SL'den. O da büyükmüş kimden? SM'den. Tabii düzgün katı cisimlerin hacimleri de taban alanı yüksekliğin çarpımı. O zaman biz buna bakacağız. Birincide K'nın hacmi L'den büyük olur mu diye sormuş. Bakın K'nın taban alanı büyük. Yüksekliği de L'den büyük. Bakın hem taban alanı büyük hem de yüksekliği fazla. O zaman hacmi kesin büyüktür deriz. L, M'den büyük mü diye soruyor. L'nin M'den taban alanı büyük ama yükseklik olarak M'nin yüksekliği fazla. Dolayısıyla hangisinin hacmi daha büyük burada kesin bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü birinin taban alanı birinin yüksekliği daha fazla olmuş oluyor. Üçüncü de M'nin hacmi K'dan büyüktür demiş. Bakalım ona M taban alanı olarak daha küçük ama yükseklik olarak da K'dan büyük. Dolayısıyla çarpımların yine ne olacağını bilemeyeceğimiz için bunda da kesinlik olmayacak. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani adan olacakmış deriz. Aynı maddeden yapılmış içlerinde boşluk bulunmayan silindir şeklindeki kale cisimlerin ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları DK ve DL'dir. DK ve DL oranının hesaplanabilmesi için niyetten hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? Arkadaşlar düzgün katı cisimlerde dayanıklılık yükseklik ile ters orantılı. Dolayısıyla biz bunların dayanıklı oranını bilmemiz için yüksekliklerini biliyor olmamız lazım. Yani yüksekliklerini bilmemiz yeterli olacak. Aynı madden yapıldığı için zaten başka bir şeye gerek kalmayacak. Yarı çap ya da kütle bilmemize gerek yoktuysa yalnızca bir yani Adana'yı bilmemiz yeterli. Aynı madden yapılmış içlerinde boşluk bulunmayan kale silindirlerin yükseklikleri eşittir. Arkadaşlar şekilde de gözüküyor. Kırmızı çizgiyle birleştirilmiş. Tamam. Ve aynı maddeden yapılmış. Burası da önemli. Buna göre KL silindirleri için diyeceklerin hangileri kesinlikle eşittir demiş. Arkadaşlar ağırlıklarına karşı dayanıklık demiş. Düzgün katı cisimlerin dayanıklıkları yükseklikle ters orantılı. Bunların yüksekleri eşit olduğu için tabii ki aynı maddeden yapılmak şartıyla o zaman dayanıklıkları eşittir deriz. Kesin olan bu. Tabii kesit alanlar SK ile SD'yi bilmediğimiz için hacimlerini, kütlelerini dolayısıyla ağırlıklarını bilme şansımız yok. Dolayısıyla kütle ya da kesit alanı bilmiyoruz, bilemiyoruz. O yüzden cevabımız yalnız bir yani adan olacakmış. KLM ve N aynı maddeden yapılmış türdeş içlerinde boşluk bulunmayan silindirler olup K'nın ağırlığına karşı değildir. Buna göre LM ve N silindirlerinden hangilerinin ağırlığına karşı dayanıklı D'den azdır demiş. Gelin bakalım. Arkadaşlar dayanıklılık düzgün katı cisimlerde orantıdır diyeceğiz. 1 bölü yükseklik yani yüksekle dayanıklık ters orantılı kendi ağırlıklarına karşı da tabii ki. Şimdi birinci maddeyle başlayalım. Ne diyor? L'nin hacmi K'nınkine eşit olup kesit alanı K'nınkinden fazladır. Şimdi L'nin kesit daha fazlaymış. O yüzden burayı biraz daha fazla çizelim L'ninkini. K'nınkini daha az çizelim. Ama hacimleri de birbirine eşit olacakmış. O zaman demek ki K'nın yüksekliği daha fazla olsun ki hacimleri birbirine eşit olabilsin değil mi? O zaman şöyle çizmek lazım. Bunlar tabii aynı maddeden yapılmış diyor. Zaten aynı maddeden yapılsın ki ağırlıklarına karşı dayanıklıkları yüksekte ters orantılı olsun. Bu mantıkla bakacağız. Dolayısıyla K'nınki buysa L'nin ki bu. Bakın L'nin yüksekliği daha az. Yüksekte dayanıklı ters orantılıydı ya. Dolayısıyla L'nin yüksekliği azsa dayanıklılığı daha fazladır. Hangileri D'den azdır demiş. O zaman L'nin ki D'den ne oldu? Fazla olmuş oldu. O yüzden bunu ne yaptık? Attık D'den fazlaymış. Bize hangisinin dayanıklılığı daha azdır diye soruyor. Mesela L'yi eledik. Gelin ikinciye bakalım. Ne diyor bilgimizde? M'nin kesit alanı K'ninkine eşit olup yüksekliği K'ninkinden fazladır. Hadi şöyle yapalım. İkinciyi alalım. Şöyle kesit alanlarını eşit çizelim şöyle yapalım. Ne diyor? M'nin kestanın K'nınkine eşit olup yüksekliği K'nınkinden fazla. Yüksekliğini fazla çizelim M'ninkinin. Dolayısıyla K'nın yüksekliği daha az çizelim. Şöyle almış olalım. Bu K buna da M diyecekmişiz. Bakın M'nin yüksekliği arttı. Yükseklik artınca dayanıklık ne yapacak? Azalacak çünkü ters orantıydı. Dolayısıyla M işimize yaradı. Evet dayanıklılığı D'den daha az olurmuş deriz. Hadi üçüncü bilgiyi de kontrol edelim. Ne diyor? N'nin yüksekliği K'nın yüksekliğine eşit. Evet yüksekler eşitmiş fakat ne diyor k'nınkinden hacmi k'nınkinden fazlaymış tamam hacmi fazla olacaksa o zaman şöyle yapalım kesit alanını biraz geniş çizelim yüksekler aynı diyor k'nın kesitinden dar çizelim Yükseklikler aynı olacağı için şöyle yüksekle eşit olacak şekilde çizmeye çalışalım bu k olacakmış bu da n olacakmış bakın yükseklikler eşit olduğuna göre dayanıklıklar birbirine eşit olacak çünkü yükseklik ters orantıya dayanıklı. yükseklerimiz eşit olduğuna göre dayanıklıklar da aynı olacak. Hangisi D'den daha azdır diye soru. Eşit olduğu için N'yi de almadık. O zaman cevabımız yalnız M yani A'dan olacakmış deriz arkadaşlar.